Herkese merhaba. Bugünkü konumuz çılbır nasıl pişirilir? Çılbırın uluslararası mutfaklardaki ismi de poşe yumurtadır. Her zaman ben uluslararası mutfak terimlerini de kullanıyorum ki bilgilendirici olsun diye. Buradaki suyumuz kaynadıktan sonra altı kısılmış kaynar suyumuz var. Buna da aynı zamanda poşe suyu deniliyor. Bu suda narin sebzeler haşlanabilir, bu şekilde yumurtalar haşlanabilir ve bağ dokusu az olan etler de haşlama yöntemiyle pişirilebilir. Mesela balık. Bunlarla ilgili daha detaylı videolarda görüşürüz. Şimdi poşe yumurta nasıl pişirilir? Buna geçelim. İlk önce yumurtamızı dikkatli bir şekilde ayrı bir kaba kırıyoruz. Ben de bu kırma işlemini her zaman bıçak darbesiyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Kabuğun içerisine kaçma riskini en azı indiriyor. Bıçağımızı yumurtaya tek bir seferde darbe vurarak ve uygun bir kaseye kırarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Bunu kepçe yardımıyla da yapabiliriz. Yani bir kepçeye yumurtayı kırdıktan sonra da suyun üzerine yavaşça bırakabiliriz. Şimdi suyumuza bir miktar sirke ilave ediyorum. Sirke ne işe yarıyor burada? Hem tabii ki lezzet var bir miktar. Bir miktar da buradaki önemi yumurtanın dağılmasını engellemek. Sirkeyi ilave ettikten sonra suyu birazcık şöyle karıştırarak bir döngü, bir girdap yapıyoruz. Bunun da yine faydası yumurtanın dağılmasını engellemek. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra yumurtamızı tam ortaya yavaşça bırakıyoruz. Şimdi bu pişirme yönteminde zamanlama tabii ki çok önemli. O yüzden tam 3 dakikayı başlatıyorum. Bu süre zarfında size birazcık mutfak bilgileri vermek istiyorum. Pişirme yöntemleri hakkında, bu pişirme yöntemi kullanarak hazırlanan ürünler hakkında bilgi vermek istiyorum. İngilizler sabahları bu pişirme yöntemini kullanarak Egg Benedict dediğimiz ürünü hazırlayarak tüketirler. Egg Benedict nedir? Yine poşe yöntemiyle hazırlanmış yumurtanın kızarılmış ekmek üzerine konulması ve daha sonrasında yumurtanın üzerine Hollandaise sos hazırlayarak tükettikleri bir kahvaltılık çeşidi. Bununla ilgili yine videom olacak. İlerleyen günlerde çekeceğim detaylı bir şekilde. Hollandaise sos, tereyağı, yumurta sarısı, limon suyu, sirke karışımından oluşan bir sos. Yani bir nevi sıcak mayonez gibi düşünebilirsiniz. İşte İngilizler bunu çok sık tüketiyorlar. Üzerine de biraz toz biber, kırmızı biber atarak hem lezzetlendirme hem de renklendiriyorlar. Bunun çok çeşitleri var. Üzerine şarküteri ürünleri yani etler konularak hazırlananı var. Çok detaylı olanları mevcut. Bizim Türk mutfağımızda çılbır olarak biliniyor bu yumurta. Uluslararası mutfaklardaki ismi de poşe yumurta. Şimdi 1,5 dakikamız oldu. 1,5 dakika daha kaldı. Yumurtayı çıkardıktan sonra kevgire alacağız ilk önce. Daha sonra etrafını bıçak yardımıyla birazcık düzelterek şeklinin daha düzgün olmasını sağlayacağız. Bu pişirme yöntemi çok farklı şekillerde de yapılabilir. Mesela şeklinin daha düzgün, böyle tam bir yuvarlak olmasını istiyorsanız eğer streci şöyle artı şeklinde tezgaha açarsınız. Ve bu streci bir kasenin içerisine streci yerleştirerek içerisinde yumurtayı kırarak bu yumurtayı streçle bohça yapıp sonra böyle küçük bir tencere ya da bir cezvenin içerisine o bohçayı sallandırıp yumurtanızın daha şekilli, daha derli toplu da pişmesini sağlayabilirsiniz. Poşe suyunun dediğim gibi özelliği 80 derecelerde olması. Su biliyorsunuz 100 dereceye geldiği zaman kaynıyor. Bu kaynama belirtisi bu tarz yumurta, yumuşak sebzelerde parçalanmaya neden olabileceği için bu 80 derecelik haşlama suyu sebze ve yumurtalarda kullanılabiliyor. 2 dakika 40 saniye oldu. Çok az bir süre kaldı. Ben şöyle yumurtayı şöyle bir kontrol etmek istiyorum. Evet. Şöyle birazcık daha süremiz var.
Yumurtayı çıkardıktan sonra görmek istediğimiz kıvam, akışkan bir kıvam. Tabağa çıkardıktan sonra keseceğim ve kıvamına bakacağız. Evet, şöyle göstereyim. 3 dakikaydı tabii, birazcık geçti. Şöyle. Şimdi yumurtayı çıkarıyorum. Dediğim gibi şöyle bıçak yardımıyla şöyle bir etrafını düzeltiyoruz. Şöyle şu kısımlarını atıyoruz. Evet. Ve tabağımıza alıyoruz. Şimdi şöyle bir kesiyorum. Şöyle akışkan yumurtamız, poşe yumurtamız hazır. Umarım video faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.